İzleyenler, TÜYAP'taki 32. İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı. 400 bin ziyaretçiye ulaşması beklenen fuarın bu yılki onur konuğu Çin. Fuarın ilk gününde Ergenekon kararlarıyla tahliye olan Mehmet Perinçek de okuyucularıyla buluştu. Perinçek, tarihçi Arda Odabaşı ile hazırladıkları Türk-Rus diplomasisinden gizli sayfaları okurları için imzaladı. Her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan 32. İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı. Yurttaşlar, yerli ve yabancı binlerce yayın evi ve yazarın okurlarıyla buluştuğu fuara akın etti. Yazarlar da kitaplarını imzalamak üzere fuardaki yerini aldı. Ergenekon kararlarıyla tahliye olan tarihçi Mehmet Perinçek de fuarın ilk gününde okurlarıyla buluştu. Perinçek cezaevindeyken tarihçi Arda Odabaşı ile birlikte hazırladığı yeni kitabı Türk-Rus diplomasisinden gizli sayfalar kitabını imzaladı. Perinçek ve Odabaşı, Türkiye'de yayınlanan ilk Rusça gazeteyi gün ışığına çıkardıkları kitabı ulusal kanala anlattı. Jön Türk devriminin, 1908 devriminin dünya çapındaki önemine dikkat çekiyor. 1908 devrimi Türkiye'sinin bir zengin bir fotoğrafını sunduğunu söyleyebiliriz. 1908 öncesi Türkiye'ye gelen Rus devrimcilerin İttihatçılarla birlikte çıkardığı gazeteyi anlatan kitap oldukça zor şartlarda hazırlandı. Meşakkatli oldu çünkü Mehmet o sırada cezaevindeydi. Dolayısıyla bu koşulların getirdiği bir takım güçlükler yaşadık. Zorlukları olmasına rağmen değdi diyebiliriz sonuçta. 32.si düzenlenen kitap fuarı bu yıl onur ülkesi olarak Çin'i ağırlıyor. Fuara katılan Çinli baskı ustaları ulusal kanal içinde eserler hazırladı. Silivri Vatan nöbetçileri de bu yıl ilk kez fuarda yerini aldı. Nöbet alanı sorumlusu Hıdır Okkan'ın aklı Silivri'de kalanlara da bir çağrısı vardı. Vatan nöbetine burada da devam ediyoruz. Orada da arkadaşlarımız devam ediyor gene Silivri'de. Çadırlar boş değil. Herkesi bu vatan nöbeti çadırları adına açılan standa davet ediyoruz. Fuarın bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Fuarın açılış heyecanına ortak olan yurttaşlar duygularını ulusal kanal kameralarıyla paylaştı. Bakıya keyif almak, aydınlanmak ve geleceğe biraz da umutla bakabilmek için ihtiyacımız olan şeyler kitaplarda. Fiyatlar çok uygun, yarı yarıya. Çok uygun. İnsanların da kitap okumaya teşviki isteniyorsa her yayın evlerinin en az %50 ya da en az %40 bir indirim yapması gerekiyor. Uygun mu fiyatlar? Harikulade. Harikulade. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Buyursun gelsinler. Kitabı sevdiğimiz için geliyoruz. Televizyona mı çıkacağız? Evet. Kitaplarını seviyor musun? Evet. Saftiri'yi aldık. Galiba onunla bu kültürü aşılamak için mi buradasınız? Evet. Onun için buradayız. Okumayı seviyor musun? Evet. Peki hangi kitapları aldın? Levent aldım. Sonra kadınlarımızı aldım.